Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma sefalar getirdiniz. Ben de sizlerin evlerine hoş buldum. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. İbo işten geldi. Yukarı çıkmadan orta bir dizide randevumuz vardı. Oraya gittik, geldik. Gelirken de alışverişe uğradım. Oradan küçük bir alışveriş yaptık arkadaşlar. Gitmeden önce yemeğimi de yaptım şurada. Yemeğim evde olduğu için rahatım şimdilik. Giderken makineyi de çalıştırmıştım. Çamaşır makinem. O da bitti ama seremedim arkadaşlar. Çünkü İbo geldiğinde makine daha sıkıyordu. İbo'yu da bekletmek istemedim. Randevu saatimiz geliyordu. Şu anda makinede beyazlar var ve beni bekliyor. Şu aldıklarımı sizinle paylaşayım. Ondan sonra çamaşırlarımı sereceğim. İnşallah şimdiden sizlere iyi seyirler. Kanalıma yeni rastladıysanız abone olmayı, yorum yazmayı, bir de beğeni bırakmayı unutmayalım. Hepsi ücretsizdir. Yorum yazarak, beğeni bırakarak bana destek olduğunuz için de hepinize teşekkür ederim. Dediğim gibi gelirken küçük bir alışveriş yaptık. Şimdi onları paylaşayım. Yemeğime bakayım. Yemeğim sıcak ama ben yine birazcık açayım. Çünkü İbo sıcak sever yemeği. Soğuk yemek sevmiyor. O yüzden yemeğimin altını açtım ocağa ve alışverişe geçerim. Daha doğrusu yoruldum arkadaşlar. Ellerimi yıkadım. Direkt kamerayı açtım. Yoruldum. Şöyle bir paket chips almışız. Şurada vegan işareti var. O işaretlere dikkat ediyoruz alırken. Buna da şey demişti. 80'lerin chipsiymiş. Şurada 80'ler yazıyor. 80'lerin chipsiymiş bu. Bilmiyorum, bakalım. 80'lerin çocuğuyuz esasında. Esasında 90'ların çocuğuyuz da. Ama 80'lerde hayattaydık, dünyadaydık. Şöyle kutular gelmiş arkadaşlar. Benim kutularım yoktu. Hep camdı. Plastikler vardı ama yetmiyordu. Biliyorsunuz burada işçilerimiz işe gidiyor. Çocuklarım, eşim. Onlara böyle ekmek kutusu yapıyorum bunları. Brot doze. Bunları kullanıyorum. Bunlar Lidl'deydi. 3.99'du. İki tanesi. Daha küçükleri de vardı. Ama ben bunları tercih ettim. Dediğim gibi ekmek koymak için kullanacağım. Aa, tek kapakmış. Çift kapakmış. Ama bunu nasıl açacağım? Bayağı bir sıkı. Şöyle. Kapakları da var. 3.99'du ama şey, plastiği hoşuma gitti arkadaşlar. Böyle yumuşak değil. Çok sert de değil. Bakayım. Güzel kapanıyor mu? Aa, çıt çıt olmuyor kapağı ya. Bak, farkında mısınız? Hmm. Sevmiyorum işte ben böyle. Çıt çıt olsaydı, böyle tık diye bir kilitlenseydi iyiydi. Bu boşuna kalıyor. Yine istediğim olmadı. Tüh. Dikkat etmemişim ona. Neden çıt çıt olmasını istiyorum? Çocukların yanlarına arkadaşlar böyle ekmek falan koyduğum zaman çantalarında kapağı açılıyor. Ya da meyve koyuyorum. Bir şeyler koyuyorum. Evet. Bak. Tüh. Pişman oldum aldığıma. Burada resminde de salata falan yapmışlar. Bu salata nasıl duracak burada? Hadi düz bir yere sabitlersin durur ama açılacak. Pişman oldum. Neyse, can sağlığı olsun. Evde kullanırım ben de. Şöyle iki tane ekmek aldık. Şöyle tost ekmeği aldık arkadaşlar. Her şeyden iki tane almışız. Hiç farkında değilim, fark etmedim.
Bir tane bir kavanoz şu turşudan. Çok güzel. Burada olanlar biliyorlar. Ama çok güzel. Şey arkadaşlar, ne deniyordu bu turşuya ya? Evet, gitti aklımdan. Şu küçük salatalıklar var ya. Vallahi gitti aklımdan. Neyse, bunlar tuzlu değil arkadaşlar. Tatlımsı bir tadı var. Güzel, hani aroması güzel. Şöyle fıstık aldık ama iki paket almıştım ben. Ha. Şöyle Antep fıstığı aldım, tuzlu. İki paket. Ne almışım? İki tane almışım. Hiç farkında değilim. Şöyle meşhur kaşar peyniri. Biliyorsunuz bunu bana kim söylemişti? Yine yorumlarda biri, bir takipçim söylemişti. Ayşe abla mı demişti bilmiyorum. Ayşe ablam sanırsam. Ya da başka biri bir dene demişlerdi. Cidden de arkadaşlar o kadar güzel kaşar ki sizlere tavsiye ediyorum. Reklam değil ama Lidl'den almanızı tavsiye ediyorum. Hem fiyatı uygun, 4,99. 750 gram Kaskaval. Milbona markası Kaskaval. Çok güzel. Tavsiye ediyorum. Birkaç tane bacım benim bu videolarımın üzerine gidip alıp denemişler ve hala da alıyorlarmış. Cidden güzel. Değer yani. Bir tane kahve sütü aldım. Bu ara kahve içiyorum. Hiç kahve içmezdim. Hiç kahveyle aram yoktu ama bu aralar kahveye düştüm arkadaşlar. Sabah erkenden İbo'yu çocukları işe gönderdikten sonra bir büyük fincan kahve yapıyorum. Nescafe. İçerisine bir tane şeker atıyorum. Süt koymuyorum. İlaçlarımdan önce kahveyi lüpletiyorum, içiyorum. Sanki kahve bana ayrı bir enerji veriyor bu sıralar. Maşallah mı desem, ne desem bilemedim. O yüzden burada 2-3 gündür kahve içiyorum ve iyi, çok şükür. Bir ara bırakmıştım kahve içmeyi, şimdi yine başladım. O yüzden kahve sütü aldım. Sütle içeceğim, içeceğim. Evet, bir de dondurma aldık. Auf pflanzliche Basis. Aynen arkadaşlar. Bunlarda da katkı yok. Bunları aldık. Bundan 3 kutu aldık. Hemen şimdi buzluğa kaldıracağım. Şöyle mesaj geldi. Havalar çok sıcak. Böyle dondurmalar iyi oluyor. Yemeğim, ay fokurdalı yemeğim. Yeterli. Isındı ya. Yeter. Buzluğumda da yer var mı yok mu? Nereye koyacağım hiç bilmiyorum. Şurada İhnur'un buzları vardı. Şöyle küçük küçük buzlar yaptı. Depoladı öyle söyleyeyim. Soğuk kahveye kullanıyordu arkadaşlar. Ben de bu dondurmaları oraya koyacağım. Paketlerinden açarak koyuyorum. Çünkü yoksa çok yer kaplıyor. Evet, dondurmalar buzluğa girdi. Yerini aldı. Şu acı biber turşusunu çıkarayım da.
Bugün sizlerin menüsünde neler var arkadaşlar? Bana yorum olarak yazabilirsiniz. Destek amaçlı yorumlarınızı bekliyorum inşallah sayfamız için. Ben bugün sulu köfte yaptım. Yanına daha hiçbir şey yapmadım. Yeter. Yanına işte böyle salata, domates, soğan doğruyorum. Arkadaşlar bugün sulu köfteyi birazcık nohut koydum. Birazcık patates doğradım içerisine. Ay çok doldum bana. Neyse. Öyle karışık yapayım dedim. Buzluğum bir nohut vardı. Karışık oldu. Hadi bakalım bizler sofraya geçiyoruz. Evet, uzun zaman sonra İbo kameralarda. Aa, kameralarda yok. Yine çıkmıyor. Sesin çıkıyor mu? Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Sofra deneyim. Selam verilmez ama ne diyeyim? İbo'yu soruyorsunuz. İbo nerede diye. Niye İbo çıkmıyor kameralara diye. Bir yere mi gitti? Hayırdır yok, Emine İbo Hanım diye. Sık çalışıyor bu ara. Evet. Para lazım, para arkadaşlar. İzine gideceğiz. Yok, çok şükür iyiyim. Sağ olsunlar soranları da. Allah razı olsun. Evet. Geçmiş bayramımız mübarek olsun. Senin de. Rabbim inşallah seni hep beraber yenikten tattırdı bize. Amin. Bayram sevincini. Amin. Şükür iyi diyelim, iyi olsun. Biraz işte ruhum yaz tatili de geliyor. Benim de yaz tatilim biraz değişik olduğu için burada il değişiyor ya, orası daha evvel gittiği için bütün iş bize kalıyor ya da bana kaldığı için biraz yoruluyoruz. Evet. Bana bir tane kağıt mendil verir misin? Parça da ekmek verir misin? Bir de senin için iyi mi istiyorsan? Kaç işçiyim çünkü ekmek... Evet, ekmek. Öyle ekmeksiz yedim mi kötü oluyor. Midem ağrıyor arkadaşlar. Sen de anlatıyorsun yine. Hiçbir şey. Ne anlatayım? Hava bak yavaş yavaş soğuyor. Almanya'nın havası kışı bu kadar, şey yazı bu kadar olur. Şey alsaydık afiyet olsun diğer ekmekten. Hı-hı. Dilim ekmek yoktu bizde. Kara ekmek diyor. Graubrot. Bunlar da bayatlat ama yenilsin öyle. De öbür ekmeği daha çok Hı-hı. tercih ediyorum öyle söyleyeyim. Seviyorum demeyeyim de. Bir pideyi 5 kişi yiyemiyoruz bir günde. Evet bayatladı bayağı. Günah çöpe atılacak. Bitsin yok canım. Diyorum. Lan çöp ekmek atılır mı? Hayır bayatlılığı zaten diyorum günah yenilsin ondan sonra. Su verir misin? Su vereyim mi? Hadi içeceğim değil mi? Ama sonra ilk önce mideme bir yemek gelsin ekmek aynen. gelsin. Çünkü mideme. Ağır hap mideyi bozuyor. Mideyi yoruyor yakıyor. Ekşi ya. Bir ara arkadaşlar bu ilacı ben şey yapmıştım sizinle lavaboya atmıştım ya taş gibi ses gelmişti. O ilaç. Bir de ben böyle suyun içine koydum bu akşamdan yere düşmüştü biliyor musun? Hı. Aldım onu böyle bardağın içine koydum. Ya erimedi. Sabaha kadar kaldı ya. Ama erimedi.
Bazı ilaçlar öyle. Bunu nasıl bu mide eritiyor? İşte bazı ilaçlar erimiyor ya. Midede çözülüyor asitle beraber. Açılıyor. İşte mide neleri eritiyor değil mi? Karpuz çekirdeğini eritmiyor. Saç eritmiyor. Bazı öyle, bazı mide çözülüyor ilaç önünde. Soğan yesem mi? Yeme. İlaç içiyor. Midenin orası. Bana da daha fazla kalır. O dondurmaları sen okuyarak mı aldın? He. Şey yazıyordu, plastike bazesine. Bitkisel. Ama şey işareti yok. Vegan. Vegan. İçine süt olduğu zaman vegan olmuyor. Doğru bıraktım. Süt olduğu zaman bitiyor, veganlıktan çıkıyor. Sen uzun zamandan beri içine gitmiyorsun. Gitmek istemiyorum da o yüzden. Yani Action'da hem yeni şeyler yok. Var mı? Ben gördüm. Kutu aldım ya, box, plastik kutu. Kapanmıyor ağızları. Hiç alma ben öyle şeyleri. Sen alayım diye diyorsun diye benden alıyorum. Çok pişmanladım. Tık tık yapmıyor. Ben çocukların yanına ekmek koyayım diye aldım. Ya da alma desem. Gözüme geri bakarsın. Veremeyiz değil mi? Veremem. Alma diyecektim ben hatta. Ama alıyorsun. Niye tık tık olmuyor o? 2-3 lira hep böyle veriyorsun, olmuyor. 10 lira ver birden, güzelliğini al, nasıl oluyor? Oy. Evde ben kullanacağım onu. Aynen öyle olur. Şey olmuyor. Dediğim gibi az kapan. Çocukların yanına bir ekmek koyuyorum, açılıyor. O da bekliyor. Çantada. Ben ekmek çantamı getirmedim. Arabada kaldı. Var mıydı içinde ekmek? Arabada kaldı. Şans. Sen koydun mu ipnotu tekerlerini? Ne yapacaksın? Tekerleri mi değişecek? İpnot suyu Ömer. Ömer değiştirecek Esnur'un arabasının tekerlerini. Lastiklerini. Kışlık yazlık mı? Yazlık. Tamam işte, onları mı değiştiriyor? Lastiği değiştiriyor. Aşındı lastikleri. Ha, canttan çıkaracak. Yeni lastik takacak. Ha. Anladım. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. İki kişiyi özledim bu sofrada şimdi. İki kişiyi. Rahmetlikleri özledim. Allah rahmet eylesin. Kim? Analarımızı cidden o geldi. Tabii benim annem hiç burada olmadı ki. Olsun. Yer için derdi kızım, ellerine sağlık, güzel yaptın diye. Burada zaten anam oturuyordu ya. Senin oturduğun yerde, evet. O yüzden mi sen o yerde oturuyorsun? Aynen. Ben koyayım ben. Yok yok, ben koyarım. Sen de ne? Sonra diyeceksin bak. Benim pek yiyesim yok. O ilacı çıkardım ama içmeyeceğim bu ilacı da. Birkaç günden beri içmiyor. Ben bugün hiç içmedim de hiç yemek yiyemiyorum. Yemek yemediğim için de İçiyorum. İlacı içmek istemiyorum. Çünkü mideme dokunuyor. Bu köfteyi de, bu... Geç kaldı. Yiyemeyeceğim ben. Valla ben çok beğendim. Ama geç kaldım.
ekmeksiz ye. Ekmeksiz ye. Allah ya Rabbi şükür. Ben yoruldum hayat. Geldim üstüme. Yarın ne yapıyorsun? Yarın mı? Evdeyim, evde işte, evde evde. Yarın. Aa, yarın sen erken geliyorsun. Değil mi? Hı hı. Yarın şeye gideceğiz ya. Hı. Aklımda mı diye baktım. Var. Evet, biz yedik. Allah attırsın sofrayı, Kur'an kaldırsın. Sofrayı Emine kaldırsın, toplasın buraları ama Emine bacınızın hiç dermanı yok. Bakın, dedim ki benim bıraktığım köfteleri diye bir tane bırakmış. Bu sulu köfteyi onun çok hoşuna gitmiş arkadaşlar. Şey dedi, bu güzel oldu dedi. Ben her zaman pirinçli yapardım. Bunu bugün, esasında bunu video olarak sizinle paylaştım. Bunu şeyle yaptım, bulgurlu. İçine dediğim gibi birazcık şey koydum, nohut. Bir de patates doğradım. Evet. İbo Bey teşrif etti. Ne yaptın? Hiçbir şey. Komşumuz geldiydi, aynen, değil mi? Aynen, bayramlaşmaya geldi. Demin ben baktım. Aynen. Müsait değildi. Bayramlaştık. Makinede çamaşırı var İbo. İyi. Şuraları toparlayalım ikimiz. Ondan sonra çamaşırları serelim, olur mu? Tamam. Tamam. Hadi sen biraz dinlen en iyisi. En iyisi böyle yapalım. Hı. Çamaşırları serelim. Aynen. Hava şeyken, esiyorken kurusun. Yani. Yok. Hadi bakalım ben kalkayım. Evet, sıra geldi. Yemekleri toplamaya. Dökemedim. Evet arkadaşlar, mutfağımı toparladım. Şimdi balkona gidip çamaşırları sereceğim inşallah. Ben de burada videomu kapatayım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Thank you.